İyi akşamlar. Hocam buyurun. Evet. Bugünkü oyunda, skorda bizim için çok olumsuz bir durumdu. Sesi keser misiniz? Evet hocam. Bugünkü oyunda sonuçta çok kötüydü bizim için. İlk yarıdaki tüm maçlara baktığımız zaman aldığımız puan da bizim için eksi puan, 26 puan. Beşiktaş için çok olumsuz bir puan durumu. Zaman zaman oynadığımız oyunlar belki kazanma yetmeyebilirdi ama kayıp hanesi olmaması gerekiyordu. Bugün de baktığınızda rakip yaptığı atakları sonuçlandırdı bu gol veya atak bitişi olarak. Biz ise ataklarımızı bitiremedik. Aynı zamanda çok basit goller yedik. Yani 7-2 gole bakarsak zaten yenecek goller değildi. Arkasından ikinci yarı daha iyi başladık, daha dikkatliydik. Gol bulduk, ikinci golü bulabilirdik. Ve arkasında penaltıyla da oyun daha kopma noktasına geldi. Dolayısıyla oyun da tatmin etmedi, skor da tatmin etmedi. Fiziksel ve zihinsel dağınıklıklarımız bugün olumsuz skoru da ortaya çıkardı. Soru var mı Kenan Başan'a? Yani önce ilk yarıya bakma. İkinci yarı ne olacağını ikinci yarı göreceğiz. İlk yarıda aldığımız puanlar bizim takım kalitesine de, kulübede, bize de, başta teknik heyette, oyuncular hiçbirine yakışmayan bir durum. Dolayısıyla hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Ama bu netice itibariyle ortaya çıktı. Bunun sebeplerini şu anda bu maç için diğer maçta konuşmak doğru değil. Zaten yönetimde konuşacak konular var. Kendi oyuncular konuşacak durumlar var. Bunlar konuşulur. Ama bugünkü maçı da kaybettiğimizde bütün bunlara sığınırsak en büyük yanlışı yaparız. Çünkü saha içerisinde zaman zaman İyi işler yaptığımız zaman sonuç almadı. Zaman zaman iyi hareketler yapıp arkasından anormal hatalar yaptık. Yani top biz de ayağımızda rakibe verip gol yiyoruz. Yani bunu hangi mazeretle söyleyebiliriz? Ha, bu dikkat dağınıklığı sezon başından beri var. Fiziksel dağınıklık var. Yeterli olmamak var. Bunlar konuşulabilir ama ya sahadasın, oynuyorsun. Oynama heyecanını daha iyi oynamamız gerekiyordu. Ve bugünkü oyunda da baktığınızda savunmaya bakıyorum. Yani oyunda oyun olarak üst seviyeye çıkan savunma, orta saha, forvette oyuncu sayımız yok. Yani neticeyi değiştirmek için ya savunmada ya ileride iyi olursunuz veya takım olarak olursunuz. Dediğiniz gibi iyi başladık. Attığımız ilk gol sayılmayan gol hem oyuncu kaybetti hem oyunumuzu kaybetti. Arkasından yediğimiz gollere bakarsan rakip geldi gol attı, geldi gol attı. Kenardan gene iki topla da verilmeyen gol de sayarsak bayağı gol yedik. Yani bütün neticeleri de aldılar. Bu kadar rahat gelen bir takıma siz gittiğiniz zaman son bölümde de olsa, daha ikinci yarıda da olsa yakaladığınız pozisyonları gole çeviremeyince, yani attığınız, atamadığınız ve yediğiniz golleri zaten sonuçları tayin ediyor. Dolayısıyla bugünkü maça bakmak lazım. Ligin diğer işte mazeretlerini, şu oyuncu yoktu, bu oyuncu vardı, bu eksikti deseniz de bugün sahaya çıkan oyuncu %100'ünü verebilmeliydi. Onu eksik bulduğumu düşünüyorum. Yani öncelikle o ama diğerleri konuşacak. Ayrı bir konu, bir genel konu. Yani ilk yarıdan beri. Şu andaki bu maçla ilgili bu skoru almayabilirdik. Yani başlarken çünkü kazanma duygusuna çıktılar ama bu sözü, yani bu düşünceyi ve sözü hayata geçirip o güveni veremedik yani. Sahada. Evet. Beşiktaş'ın şampiyonluk diye takımlarının nasıl varsa onun da var. Yani şu anda puan olarak Başakşehir 9 puan önde, diğerleri geçen takım olursa 3 puan önde. Onların iddiası varsa Beşiktaş'ın da şansı var. Ama Beşiktaş bu oyununu, bu kadro yapısını devam ettirirse tabii o zaman sıkıntı olur. Ama teslim olan takım olmayacak. Zaten ondan anlatmaya çalışıyorum. Sahada hangi olumsuz şartlar bizi zorlayıp da etkilese bile teslim olmayan takım olmalıydık. Onu tam olarak bazı maçlarda göremedik. Birçok maçı da kazanabilirdik yani. Şanssızlığı bir kenara bırakıyorum ama şansı artıran çok çalışmak olmalıydı. Onları eksik bıraktık. Ergin Arslan. Şimdi arkadaşlar burada ilk yarının denmesini yapmıyoruz. Bugün bir maçı konuşuyoruz. Bugünkü maçta başladığınızda attığınız gol olsa oyun değişebiliyor. Yediğiniz goller, iki tane gol yediniz. Rakibin daha az geldiği bir dönemde. Daha sonra da hatalar, çok hatalar, top kayıpları vardı. Bunu işte paramı almadım, az çalıştım, az oynadım, çok oynadığımda ölçemeyiz. Yani bugün iki değişiklik yaptık, tamam. Erken yaptık, olabilir. Hamlelerimiz gecikti ondan çünkü yapamadık ama bütün bunlar ne olursa olsun sahada oynayan oyuncuyu etkilememe. Etkiliyor mu? Etkiliyor. Yani geçen hafta ikinci yarıdaki oyundaki tempo ve oyundaki gol arayışlarımız
ve rakibi baskı altına almamız bu maçta daha fazla olmalıydı. Yani çıktığımızda adama top kayıp dönüp gol yiyorsa ben daha önce şu oldu demeyi doğru bulmuyorum. Yoksa tabii onlar muhakeme edilir, tabii onlar konuşulur. Ama şu andaki bu maçta bunu konuşmana çözecek bir taraf yoktu. Kulübün sorunları sezon başından beri veya takımın oyuncuların sorunları onlar ilgili kişilere konuşulur. Tabii etkiler yani gidecek oyuncuyu etkiler, kalan oyuncunun işte ne bileyim oynayıp oynamaması, az oynaması. Mesela Babel'i ben ikinci ara düşünüyordum. Yani güveni alabilirdim ama maç öyle bir gelişti ki Babel'i almak zorunda kaldım. Yani çünkü temposu ne kadar taşır diye, oyun çabukluğu içeride gol atabilir diye düşündüm. Belki o da bile yanlışlık olabilir. Çünkü ikinci yarı daha diri çıkabilirdi. Belki daha iyi gol pozisyonunda da etkili olabilirdi. Onun dışındaki diğer değişikliklerde zaten mevkisini oynayan oyuncu var. Sol bekte bedelle başlama sebebimiz savunmada Adriano'nun daha zayıf kalacağını düşündüm. Zaten oyun içerisinde sakatlığı da oldu, dışarı çıktı. Yani o tip değişikliklerden dolayı arayabiliriz. Ama o mevkisinde oynayan, top kaybı yapan oyuncuları ayrı değerlendiririz bunu. Ben şunu alamadım, şöyle paramı alamadım veya işte o gün oynamıştım, bugün az oynadım deyip de konuşacaksa şu andaki benim bunu sizinle paylaşacak bir durumum yok yani. Doğru olmaz. Yani çünkü adam gidecek, kalacak. Kalan adamın ne olacak? Ama bugünkü oyunda oyuncularımın verimi düşüktü. Geçen maçta ilk yarıda düşüktü, ikinci yarıda iyiydi. Bunlar tabii değerlendirilir. Sezona bakarsak zaten onlar eksik olduğu için burada. Ama bu eksikliği ortaya getiren sebepler benimle olan bölümü, oyuncularla olan bölümü, yönetimle olan bölümü konuşulur. Ama ilgili kişilerle konuşulur. Onlar, biz şunu yapmadık da bunun için yaptık kamuoyuna açıklamanın durumunda değilsin yani. Oyuncuları veya değil. Ama genel olarak verimsizliği söylüyorum. Bunun dahası yok yani şu anda. Sorumlu olan benim yani. Takımı yöneten benim. Ben bunu söylerken oyuncu eksik oynadı. Onun eksik oynamasında zaten ben sorumluyum yani. Elimizdeki kadroya göre oynatıyoruz. Sercan. Yani şu anda ligin ne olacağını bilmiyoruz. Siz biliyorsanız ona diyecek bir şeyim yok. Ama şu anda ben görevimin başındayım. Bu maç bitti. Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ama diğer konularla ilgili sizin bildiğiniz bir şey varsa bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey yok. Yani ne ligin sonucunu biliyorum, ne kararları biliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz yani. Biliyorsanız saygı duyuyorum size. Mehmet Ayhan. Yani şöyle mesela tamamıyla fiziksel kondisyonu sonra moral kondisyonu işte o dediğim dalgalamalar var. Fiziksel tamamen kötü olsaydı o kadar pozisyona giremezdik düşerdiniz yani. Gidip gelmelerde oyun kopmalarda yanlışlar var ama buna rağmen siz gittiğinizde orta pozisyonda vurduğunuzda hiçbir gol olmasa geri geldiğinizde var rakibi avantaj. Rakip de düştü oyunda zaman zaman. Dolayısıyla tamamen fiziksel değil ama fiziksel ve zihinsel bir dağınıklık var. O yüzden az evvel anlatmaya çalıştığım şey o. Yani kendi beklentilerine kendinin de cevap vermediğini gören oyuncu takım sonucunu hemen dalgalanma geçirebiliyor. İşte düşün ki daha iyi olduğunu düşündüğün dönemde gol yiyorsun. O da oyun içerisinde mesela geçen hafta çok diri diye gördüğüm bir oyuncu bugün oyunda gitgeller yaşıyor. Bunun sadece fiziksel değildir. Kendine güvenle ilgili, morelle ilgili. Gol olsa başka bir şey olur. Tabii öyle de futbol böyle bir şey yani. Ali Aydın. Pardon bir şey soru vardı galiba. Ha pardon. Ali. Beşiktaş'a geldiğinde gol kralı. Şimdi bizim yani transfer ettiğimiz veya kalan oyuncular içerisinde verimi iyi olanlar, kötü olanlar tabii vardır. Ama bunları yani şurada bu kötüydü, bu iyiydi demekti. Bugün beklenti ve cevap vermedik. Bunları ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Elimizdeki oyuncuyu gidip gitmemesiyle ilgili transferi var. Çünkü sezon başında da vardı. Wagner'le ilgili ona cevap vereyim zaten. Olmadı. O istedi, kulüp istedi ama transfer var. Şimdi yine aynı şey var. Dolayısıyla gitmesi muhtemel bir oyuncu. Zaten bizim beklediğimizi vermedi. Ama oynayan oyuncu da bu olabilir. Diğerlerinde olabilir. Onlar hepsi değerlendirilecek bir şey. Ama şu anda onları ben size şöyle olur böyle de. Çünkü bu sonuç olarak bir fikirdir. Ama karar yönetimle beraber verilir. Buyurun. Ya ekonomiyi bilmiyorum ama teknik olarak elimizdeki oyuncuların yani bazı mevkilerde sıkıntılarımız var. Çok kolay gol yiyoruz. Çok zor gol atıyoruz. Yani bugün rakibin yakaladığı, attığı pozisyonlara bak. Bizde gelen ikinci el için ortalara bak. Aradaki fark görülür. Gelen dört tane yedi. Belki bir iki tane daha yiyecek durumda olduk. Yani bu kadar basit değil. Olmamalı. Siz atak geçen hafta mesela o konuda biraz daha iyiydik. İkinci yarıda daha az pozisyon verdik. Bir iki tane gerçi yine olabilirdi ama bu maçta ikinci yarı hücum ettiğimizde o dönem topları yine almamız lazım. Ama buna rağmen çok fazla ortalarla pozisyon bulduk. Neticeyi çeviremedik. Rakip geldi attı. Yani ilk yarı 2-1'den sonra işte penaltının oluşu, diğer dördüncü golün oluşu
demin de söylediğim, yani çok kolay teslim oldu. Penaltıdan sonra belki o gol atsa 2-2, coşku ve arzu daha fazla olabilirdi. Onları sağlayamadık. Bu genel ligin seriyle beraber gidiyor. Yani Beşiktaş daha iyi bir takım, daha iyi oyuncuları var, düşüncesi, ama bu verime dönüşmediği zaman güvensizliğe dönüşüyor. Yani oyuncuda da takımda da bu var. Son soru Yağız. Demek ki soruyu da onu söylemeye çalıştım. Yani transfer eldeki oyuncuların gitmesi, alınacak oyuncuların alınabilir olması. Yani bunun için netice itibariyle sezon başında da bunlar konuşuldu. Olmadığı için sıkıntılarımızın bir kısmı da oldu. Yani o tarafını söyleyebiliriz ama bu şimdi oyuncu olmadı diye verimi düşük olmak mecburiyetinde değil yani. Kalırsa da en iyisini yapmalı, giderse de orada iyi oynamalı. Ama şu anda bunları yaşıyoruz, doğru. Mesela bugün itibariyle baktığımız zaman sakatlık oldu tabii. İkisi de geriden olmak zorunda kaldı. Sayısal fazlalığımız var. Yani Wagner kadroda yok. Olsa da 6-7 tane oyuncumuz forvetten olacaktı alternatif olarak. Halbuki bir tek Fatih var geride alternatif olarak savunmada. Bir de Dorukhan'ın çıkması, Adrian'ın çıkması, bütün bu şeyi, halbuki forvet de olsa belki o hamle farklı olacaktı. Yani azaldı. Bunun azalıp da hem azalıp hem verimi düşük olduğu zaman sonuç olumsuz etkiler tabii. Yani ben düşün. Ben şahsi fikrinizi merak ettim hocam. Çünkü kariyer performanslarını zirve sizinle birlikte yaşadı bu iki isimde. Şu anda da hangi Şener ve Ozan. Ha ya Ozan, Şener ve Ozan bizim oyuncumuz değil şu anda. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bizim onlara talip olduğumuzu söylememiz doğru olmaz şu anda. Çünkü öyle bir şey yok yani şimdi ortada olmayan. Burak da konuşuluyor. Transfer dedim ya az evvel, düşünceler kulüple paylaşılır. Ekonomik olarak devreye sokulur. Zamansız da konuşulmaz. Yani şimdi rakibin oyuncusu, siz daha tarihi gelmeden onunla ben bunu alacağım demek ne kadar doğru olur? Şık da olmaz. Siz burada sonuç arıyorsunuz. Sonucu ben sezon başında almadığım yerde bugün nasıl alacağım? Sezon başında konuştuk. Gitmesi gereken oyuncu, kalması gereken oyuncular da her şeyi düşündüğünüz gibi olmayabilir. Bu kulüp içinde yani. Evet ister vermek ama oyuncu da ucuz gitmek ister. Veya bedava gitmek ister. Oradaki transfer rakamlarla ilgili büyük paralar var. Yani bizim şu anda elimizde olan bazı mevkide fazlalıklar, bazı mevkide eksiklikler var diyelim. Onun tamamlanması için hem elindeki oyuncu tutacaksınız, oynamayacak. Oynamayıp size maliyet, külfet, teknik olarak zarar olur. Yani bunların hepsini siz de biliyorsunuz benim kadar. Onun için transferin netice itibariyle benim size diyeceğim şey şu. İşte belli mevkilere oyuncu alınacak ama eldeki oyuncuların da gitmesi gerekecek. Yani sezon başında da paylaştık, bu tartışma konusu aldı. Eğer buradan bir gündem çıkarmak istiyor, o doğru değil. Sezon başında Negredo elimizdeydi ama oynayan da oyuncuydu. Ama daha sonra teklif geldi, gitti. Sezon oynarken gitti. Bunlar hepsi olabilecek bir şey. Kulübün de şartları öyle geliştiği için gitti. Ha gitmesi gereken başka oyuncular vardı. Oynamayan o gitti. Yani halbuki o da konuşulmuştu. Bugün de yani kulüple ve teknik bilgileri zaten veririz ama ondan sonra kulüp karar verir. Herkesle ilgili kulüp karar verir. Başka? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi tatiller. Oyuncularla ilgili sakatlıklara bakacaklar. Şu andaki tam bir şey ben de bilmiyorum. Doktora baksın. Tamam, görüşürüz.